Dediğiniz gibi ben de size teşekkür ediyorum. Birkaç sefer yayına katılma isteği sizden geldi. Biz uygun olmadık. Sonuçta biraz temkinli davranmamdaki neden daha işin garanti olmadan programa katılma istemedim. Ama sonra da tabii ki sizde olan bir dostluğumuz, yılların vermiş olduğu Murat Başkan olsun, siz olun, yıllardan beri tanışmışsınız. Çok şey paylaştık. Şöyle söyleyeyim, yani Ali abi tabii ki Ankara futbolunda duayen isimlerden bir tanesi. Bizi yani futbolculuktan, yıldız takımlardan, genç takımlardan beri tanır. Murat Başkan'ın bendeki yeri şöyle farklıdır, belki bilmem hatırlar mı? Normalde futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük düşünmüyordum. Evet. Bir AVM'de tesadüfen başkanımla yan yana geldik. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Başkanım? Çok iyi hatırlıyorum. Kaptan ne yapıyorsun dedi. Dedim böyle böyle işte biraz ticaret falan. Dedi ki nasıl yani futbolla ilgili bir şey yapmıyor musun? Ben şu an için başkanım yapmıyorum dedim. Başkanım da bana sizin gibi insanların futbol camiasının içinde olması gerektiğini söylemişti. Yani tesadüf müdür değil midir? Aradan bir 10-15 gün geçti. Federasyondan bana bir telefon. Başkanımın parmağı var mı bilmiyorum tabii bu işte ama. Evet. Bir antrenörlükle alakalı bir davetiye. Evet. Biz de kabul ettik. Antrenörlük hayatım öyle başladı. Ama sonuçta 1977 Sincan doğumluyum. Dediğiniz gibi Sincan da bizim bebe derler. Sincan'ın bebesiyim. Evet. Sincan'da başladım futbol hayatıma. 16 yaşında Sincan Spor 2. Lig'deyken A takım kadrosundaydım. Evet. 17 yaşında amatör lisansla profesyonel takımda oynadım. Çok önemli. Daha sonra eski Asaş, şu anki Hacettepe takımı. Evet. Amatör orada oynadım. O sene 3. lige çıktık. Sene 96. Hocalarımızı da bir yad edelim. Yani Sincan'da, gerçekten güzel hocalarla da çalıştınız. Tabii tabii. Sincan'da ilk Naci Hoca döneminde, Naci Yılmaz döneminde. Evet. Naci Yılmaz'la çok paylaştıklarınız evet, var. Profesyonel hayatım onunla başladı. Evet. Daha sonra Asaş'ta onunla birlikte bir şampiyonluk yaşadım. Evet. Sonra 3. lig. 3. ligde Naci Hoca'dan sonra Semih Tokatlı'yla evet, yine Asaş'ta bir şampiyonluk yaşayıp 2. lige çıktık. Daha sonra Ego Buksaş macerası 11 sene. O çok uzun sürdü. Evet. Kaptanlık, her şey var yani. Erken de kaptan oldum. 23 evet, yaşında takım kaptan evet, oldum. Evet. Yani bir 10 sene orada takım kaptanlığı yaptım. O takımla Buksaş'ın tarihinde bir tane şampiyonluğu var. 2007 evet, bizle evet, birlikte. Cüneyt Hocam mıydı? Cüneyt Hocam'la Cüneyt birlikte. Hocam'ı da buradan saygı ve sevgiyle analım. Memişoğlu evet, gerçekten Ankara'nın bir değeri. Ha, evet, onunla birlikte şampiyonluk yaşadım. Ama Özgün Hoca'yı bir kenara bırakma şansım yok. Oo, onunla gerçekten da 3 defa playoff'tan döndüm. Hep adam gibi adamlarla evet, birlikte olmak mı bu başarının altında yatan sırlar? Vallahi abi o da bilmiyorum. Herkesin Allah kalbine göre verirler. Belki de benim avantajım o oldu. Evet. Daha sonra da ağır bir 10 ayda 2 defa ön çapraz bir ameliyat yaşadım. Evet. Daha sonra tekrar Naci Hoca Sincan'da Bar Ligi'ndeyken Bar Ligi'nde bir sene oynadım. En son Nevşehir'de Bar Ligi'nde bir sene oynayaraktan futbol hayatımı sonlandırdım. Daha sonra işte dediğim gibi başkanımla birlikte olduktan, görüştükten sonra antrenörlük hayatım başladı. Adliye Spor 3. Lig'de Özgün Hocam'la beraber Özgün Kaya'nın yardımcılığını yaptım. Birçok şeyi kattığını düşünüyorum bana. Kesinlikle. Ankara'ya ve hatta Ankara'da söyleyeyim, futboluna da çok şey oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Tahir Hoca'yla tabii sık görüşüyorduk biz. O dönemde bana demiş olduğu bir lafı hiç unutmuyorum şimdi. Kendini de yad edelim diye hatırlatmak istiyorum. Özgün abi dedi, düzgün insandır. Onun yanında dedi, staj görebileceğin, yani bu işin duayenlerindedir. Alabildiğini ondan al diye bana bir nasihat olmuştu Tahir Hocam'ın. Ben de Özgün Hoca'yla adliyede başladım. Yani şartlar çok iyi değildi belki de. Hani günümüz futbolunda Adliye Spor'un playoff oynaması falan zor bir ihtimal görünüyordu. Ama biz onu başardık, playoff oynadık. Diyarbakır Spor'a kaybettik. İkinci ligin kapısından döndük. Daha sonra Turgut Spor maceramız başladı 3. ligde. Evet. Orada birlikte olduk. Sonradan Sincan'da işte belediye seçimlerinden sonra yönetimsel anlamda bir değişiklik oldu. Sayın kulüp başkanımız Süleyman Tarman, hocam böyle böyle bir görevi üstlenir misin? Burada sana ihtiyacımız var. Sen buralısın. Taşın altına elini sokman lazım dedi. Biz de tabii şartları konuştuk. Kendimizi anlattık onlara. Eğer bizim evet, dediğimiz şartlar oluşursa, burada güzel şeyler olacaksa biz olalım. Yoksa buraya gelmemizin veya orada bulunmamızın bir anlamı yok diye söyledim. Sağ olsun başkanım da söylediği şeylerin arkasında durdu.
böyle bir Sincan Belediyespor macerası başladı. Açtı.